hemen konuşalım. Mehmet Gers, Asa Portföy Genel Müdürü, değerli konuğumuz. Mehmet Bey merhaba, NTV Piyasa Ekranı'na hoş geldiniz. Merhaba. Çünkü adım gerçekten sürprizdi ve sonrasında dolar TL'de 18-15'leri gördük. 3026 seviyesini görün BIST 100 endeksinde işlem hacmi olarak da rekordu. Tüm bunlara baktığımızda siz kararı nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir kerelik bir faiz indirimi miydi yoksa devamı gelir mi? Bununla başlayalım. Melda Hanım, Merkez Bankası'nın kararlarını tahmin etmeyi uzun süredir bıraktık açıkçası. Çünkü farklı bir bakış açısıyla veriyor kararlarını. Dünkü karar da böyle bir karardı. Yani normal koşullarda enflasyonun bu kadar arttığı bir ortamda faiz indirimi olmaması gerekir. Aksine faiz artışı olması gerekir. Ama bizim açıklamadan anladığımız Merkez Bankası sadece büyümeye bakıyor. Enflasyonu ise küresel bir mesele olarak görüyor. Kendi aldığı kararların neticesinde enflasyonun kontrolden çıktığının farkında değil demeyeceğim ama bunu ifade etmiyor. Yani sanki konuyla alakası yokmuş gibi açıklamaları var. Dolayısıyla biz Merkez Bankası'nın bundan sonraki hareketlerinin bir, eğer ülkeye bir döviz girişi olursa son bir ayda olduğu gibi bu Merkez Bankası'nın faiz indirme yerini arttıracak ve seçim öncesi de politik tercihlerle faizler indirilebilir. Yani fırsat olduğu müddetçe indirilebilir. Bunun açıkçası nicelik olarak, yani büyüklük olarak piyasaya çok bir etkisi yok. Enflasyonun %80 olduğu bir ortamda TCMB faizi 14 olmuş, 13 olmuş çok büyük bir fark yaratmıyor açıkçası ama piyasaya verdiği mesaj açısından Merkez Bankası para politikasının enflasyona karşı artık bir araç olmadığı, araç olmaktan giderek çıktığı mesajını veriyor. Ve bizim endişemiz açıkçası enflasyonun bu şekilde düşürülmesinin çok zor olduğu yönünde. Hatta açıkçası kontrolden daha da çıkma riski var. Bundan dolayı Merkez Bankası politikasını oldukça riskli buluyoruz. Evet, şimdi kura etkisi net oldu. O normal tarihi zirveyi hatırladığımızda 18.36'lardı. Dün 18.15'i gördü. Yani 18.36'dan sonraki en yüksek seviye. Şu anda da 18.09'lar korunuyor. Ama diğer yandan borsada rekor geldi. Bir de sert dalgalanma oldu. Gitti geldi bankacılık hisseleri, hatta o nebze o açıdan şaşırttı. Hem borsayı sormak istiyorum hem dolar TL'ye sormak istiyorum. Çünkü kur geçişkenliğini de hesaplıyoruz enflasyonda. Ya dolar TL'nin dünkü hareketi aslında seviye olarak 18'i aştığı için dikkat çekiyor ama aslında cılız bir hareket. Çünkü biz döviz kurunun da açıkçası yönetildiğini gözlemliyoruz. Yani örneğin geçtiğimiz bir aya geri dönersek ülke riski oldukça geriledi. Dünyada da bir rahatlama oldu piyasalarda. Fakat dolar TL gerilememişti. Dolayısıyla biz dolar TL'nin özellikle dolar TL'nin euro TL'de değil yönetildiğini, bir bantta gittiğini görüyoruz. Dünkü hareket de aslında doların euroya karşı ve diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının bir sonucu olarak 18'in üstünde attı ama dikkat çekiyor. Yani yoksa dolar TL'de dün karardan sonra çok ciddi bir yükseliş olmuş değil. Yani kur yönetilmese, serbest bırakılsa belki daha da yükseğe gidecek. Yani bence kurla ilgili sorulması gereken soru şu: eğer kur yönetilmese Merkez Bankası tarafından, bırakılsa nereye kadar gider? Enflasyonun bu kadar yükseldiği bir ortamda kur serbest bırakılsa herhalde bırakın 18'i, 19'u, hatta 20'yi de geçebilir. Yani serbest bir piyasada böyle bir ihtimal olduğunu biz düşünüyoruz açıkçası. Borsada ise tabii ki borsa açısından farklı bir dinamik var. Yani Merkez Bankası açıklamasında büyümeyi önemsiyoruz. Üçüncü çeyrekte biraz ekonomide yavaşlama var. Bundan dolayı faizi indirdik ki ekonomik aktivite tekrar artsın. Bu borsa açısından olumlu bir, yani borsayı izole edersek, tek başına bakarsak borsa açısından olumlu bir açıklama. Çünkü zaten şirket karları çok çok iyi geliyor. Yılın ilk yarısında rekor şirket karları var. Tamam, büyük çoğunluğu enflasyonist bir etkiden kaynaklanıyor ama sonuçta
banka karları dahi ciddi bir sıçrama gösterdi. Borsa bunu yavaş yavaş yansıtmaya başladı. Orada da gecikmeli bir etki olduğunu görmek lazım. Bir örnekle söylemek istiyorum. Türkiye'de gayrimenkul fiyatları son bir yılda %160 arttı. Yani enflasyonun iki katı bir artış söz konusu. Yani enflasyondan kendini korumak isteyen gayrimenkule kaçtı ve gayrimenkul bir varlık sınıfı, bir yatırım aracı olarak bu görevi çok iyi gördü. Borsa ise daha yeni yeni enflasyonla yarışmaya başladı. Orada da rakam vermem gerekirse borsanın son bir yıllık getirisi %110. Enflasyon %80. Borsa getirisi de son birkaç aydır enflasyonun üzerine çıkmaya başladı. Hatta dolar TL'yi de yakaladı. Yani son 12 ayda baktığımızda %110 getiri borsada. Yaklaşık dolar TL artışı da o kadar. Borsanın da özellikle Türk lirasında sıkışan yatırımcı mevduatta yeterince tatmin edici bir faiz alamıyor. Dolayısıyla bu Türk lirasının bir yere gitmesi lazım. Önce gayrimenkule gitti. Şimdi ise borsaya yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Tabii borsa daha zor bir yer yatırım aracı bireyler açısından. Çünkü gayrimenkulde herkes gayrimenkul almayı az çok biliyor. Veya bir sürü emlakçı var. Türkiye'nin her yerinde emlakçı var. Gidip sorabilirsiniz ama borsada yatırım danışmanlığı çok yaygın olmadığı için benim bireysel yatırımcıya tavsiyem tek tek hisse seçmek yerine hisse senedi fonları ve bireysel emeklilik fonları vasıtasıyla borsadaki yükselişe iştirak etmeleri yönünde. Mehmet Gerz, Ata Portföy Genel Müdürü bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler diyoruz kendisine.